İyi akşamlar değerli izleyiciler. Gündem Özel'e hoş geldiniz. Her pazartesi olduğu gibi gündemdeki önemli konuları bugün biraz daha fazla ayrıntıyla ele alacağız. Çok önemli bir dönemden geçtik. 7. yılını yaşadığımız 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız mottosuyla hareket ediyoruz. Ve bu noktada da elimizden geldiğince o günde yaşananları, bugüne yansıyanları, bugünden sonra olabilecekleri de değerlendireceğiz. Tabii ki gündemdeki önemli diğer başlıkları da ele almaya çalışacağız bu programda. NATO Liderler Zirvesi'ndeki Türkiye'nin kazanımları, NATO'da kurulacak olan terör koordinasyonunda ne gibi aktiviteler alınacak, ne gibi faydalar sağlanacak? Bu konuları da bugün biraz detaylandıracağız. Ayrıca ekonomik ve küresel ekonomik kriz içerisinde ve Türkiye'nin ekonomik krizi içerisindeki yurt dışı gezilerini, özellikle Cumhurbaşkanı'nın ve beraberindeki iş insanlarıyla beraber ekonomik kadronun bu noktadaki çabalarını bugün biraz daha detaylandırmaya çalışacağız Gündem Özel'de. Çok değerli konuklarım var. Dış politika yazarı Sayın Mehmet Beyhan ve araştırmacı yazar Hayati Küçük bizlerle beraberler. Hoş geldiniz efendim. Ayaklarınıza sağlık. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Şimdi efendim bugün özellikle 7. yılında Fethullah Gülen'in başlatmış olduğu bu kalkışma hareketi, daha öncesinde de belki 40 yıldır ülkenin içerisinde yer alan, sinsice damarlarına nüfuz etmiş bir noktada önemli bir projeyi 2016'da 15 Temmuz'da harekete geçirdikten sonraki dönem ve ondan önceki dönemi de biraz daha kıstaslayarak ele almakta büyük fayda var. 15 Temmuz sonrası ile isterseniz ilk etapta başlayalım. Çünkü 15 Temmuz sonrası bizim için çok çok önemli. 15 Temmuz'un yaşananlarını da kısaca hatırlarız programın içerisinde. Müsaadenizle Mehmet Bey, hemen, çünkü Fethullah Gülen ve onun hareketi ve terör örgütünün yapılanmasıyla ilgili Hayati Bey'in çok ciddi araştırmaları var. Özellikle de yurt dışındaki çalışmaları noktasında, Türk dünyası noktasındaki çalışmaları noktasında çok ciddi araştırmalar var. Hatta İslam coğrafyası içerisindeki özel çalışmalarını FETÖ'nün takip eden bir isimsiniz. 15 Temmuz sonrası FETÖ'nün yurt dışındaki faaliyetleriyle ilgili gelinen nokta aslında biraz önem arz ediyor bu boyutta. Çünkü Türkiye'nin atağa kalktığı bir dönemde bu dünya bizimle alakalı. Çok alakalı. Hem ekonomik anlamda çok alakalı, hem de tekrar diriliş anlamında çok alakalı. FETÖ şu anda ne yapıyor? Fethullah Gülen'in, yani FETÖ dediğimiz Fethullahçı terör örgütünün liderinin kıymetli dostumuz, büyüğümüz, bu konuda da Türkiye'de ve dünyada ses getiren, çalışmalarını sürekli canlı tutan, burada Latif Erdoğan hocamı anmak isterim. Hı hı. Fethullah Gülen'i bizim Türk toplumu Müslüman biliyor. Bizse diyoruz ki bu adam deist. Deizmi ortaya koyan, bütün çalışmaları sinsice ve hırsızlık üzerine kurulmuş, hafızası bir insanın güçlü olması veya hatip olması, güzel dinimizin, kerim kitabımızın, Efendimizin, Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyesini, bunun gibi İslam dünyasıyla ilgili ortaya koyduğu fikirlerini biz onun güçlü Müslüman bir hafız gibi gören bizim toplumumuz, evet, sonunda şunu bir türlü inanamıyor. İnanamayanlar var. Fethullah Gülen'in biz Müslüman olduğunu inanmıyoruz. Buradan başlayalım biz. Deizmi öyle gizli, öyle sinsice işledi ki, tabii bunu Türkiye'nin yeni yüzyılında bu mutlaka bir başlık olarak Türkiye'nin gündemine gelecek yakın zamanda. Diyalog tuzağı noktasında. Bunlar sadece o değil. Yani, hı hı, İslam dininde yapmaya çalıştığı reformlar, kendine göre, yani Allah inancını, Allah kavramını, bizim inanç değerlerimiz silsilesinde çok farklı bir noktaya taşıyarak İslam dininin özünü, bugün eğer Türkiye'de Fethullah Gülen'in İslam dinine verdiği zararı ele alırsak bir nesil heba oldu. Maalesef. Öncelikle evet, bizim devletimiz, buradan Sayın Cumhurbaşkanımız birçok konulara değindi. Belki bu 7 yıl içinde Fethullah Gülen terör örgütü sürekli Türk devletinin içte ve dışta birinci derece gündem haline geldi. Yalnız
bu aşamadan sonraki mücadelenin en önemli kısmı bizim artık gerçek İslam dinini öğrenmemizden geçecek. Yani siz devlet olarak laik olabilirsiniz. Yani anayasanızda, kanunlarınızda bu yazılmış olabilir. Bu sizin bireysel anlamda dininizi yaşamanıza engel olan bir şey değil. Elbette ama Fethullah Gülen bunu Pensilvanya'dan yönetirken, Türkiye'de iken ayrı bir boyuta taşıdı. Amerika'ya kaçtıktan sonra apayrı bir boyuta taşıdı. Yani kısacası 15 Temmuz'un aslında Fethullah Gülen doktrininin 1961'den günümüze kadarki sürecini ele aldığınızda, onu cami kürsülerinde vaiz diye atayıp bu millete kurulan tuzakların, bu milletin neslinin, gençlerinin devlet eliyle nereye getirildiğinin aslında tam zirvesini yaşıyoruz. Evet, evet. Şimdi bakın, bu yetmedi. Türkiye'den aldığı, götürdüğü, çaldığı bir neslin aynı zamanda Türk milletinden çaldığı bu paralar. Bununla da bitmiyor. Anne baba evlatlarını bu insana verdi. Ve devletin huzurunda verdi. Siz çok arzu ettim. İnşallah ileriki yayınlarda burada yayınlamanız gerekir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanları, cumhurbaşkanları, başbakanları, dışişleri bakanlarının diğer ülkelerin devlet erkanına yazdığı mektupları bir okumamız lazım burada. Değil mi? Şimdi kavram şu oluyor. 15 Temmuz'la Recep Tayyip Erdoğan anılıyor. Onun nezdinde Fethullah Gülen'le mücadele anılıyor. Bu böyle bir şey yok. Yani siz Hikmet Çetin'den başlayacaksınız. Özal'dan, Demirel'den, Tansu Çiller'den, Mesut Yılmaz'dan başlayacaksınız. Daha uzun bir listeyle yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını, her şeyini teslim ettiğiniz ve altına da koca koca puntalarla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve altında mühür ve imza ile verdiğiniz, o ülkelere verdiğiniz teminatlar var. Biz bu teminatları nereye koyacağız? O zaman 15 Temmuz'u biz sadece kaybettiğimiz canlar, şehitlerimiz, gazilerimizin bünyesinde, biz 15 Temmuz'la ilgili akademisyenlerin çok master, doktora çıkaracağı çok konular var burada. Biz bu memleketin yaşadığı darbeler künyesini ele alıp baktığınızda, böyle bir darbe girişimi, böyle devleti enselemek hiç görülmemiş. Ya 12 Eylül darbesi eyvallah. İşte 28 Şubat'taki postmodern dediğimiz darbe eyvallah. Ama bu 15 Temmuz bu farklı yıllık bir plan. Onun için doğru. 15 Temmuz'u biz mücadele ruhu açısından, bakın, Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Doğu'da ve özellikle Asya'nın steplerinde, buradan yüksek sesle söylüyorum. Müslüman coğrafyanın ilmi, fikri liderlerinin çoğu Fethullah Gülen'i alim olarak nitelendirirken, işte Cumhurbaşkanımız da dedi ki 15 Temmuz'daki yapılan, Türkiye'de yapılmak istenen bu darbe girişiminde Fethullah Gülen ve etrafındaki canileri bu terörist başının Türkiye'de elde etmeye çalıştığı, devleti ele geçirmeye çalıştığı o hamlenin aynısı sizin başınıza gelecek. Bugün bize, yarın size diyorsunuz. Dedi bunu. Dedi, evet. Ama bunu dedikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti o İslam dünyasının da yakın kadim coğrafyamızın da aslında hamisidir. Evet. Hamisi olduğu bu ülkelere bizim devletimiz sahip çıkmak zorundadır. Neden? Namusudur aynı zamanda. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu insana güven sundu. Yani Fethullah Gülen denilen alçağa, deiste güvenörlük yaptı. Evet. Ne yaptı? Güven mektubu verdi o ülkeler için. Evet. Mecburen bunu Türkiye temizlemek zorundadır. Yani siz Bosna Hersek'i, Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, Azerbaycan'ı, Endonezya'yı kendi başına bırakamazsınız. Tabii ki. Çünkü siz artık taraf oldunuz. O zaman biz Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenerek biz bu pisliği ortadan kaldırmamız gerekecek. Yani kirli sırların deşifre edileceği kesinlikle bir çalışma yapılması ve gerekiyor Türkiye diyorsunuz. Türkiye içindeki operasyonları nedip edip yurt dışında da bunu diplomatik anlamda, hukuksal anlamda yerli yerine koyarak biz FETÖ'nün o ülkelerde sesini soluğunu kesmek zorundayız.
Sayın İbrahim Kalın ve Sayın Hakan Fidan'ın çalışmaları ile ilgili döneceğim. Özellikle de Endonezya ile ilgili bir fetva var. Onunla ilgili de özel ayrıntılı bilgiler de alacağım sizden ama hemen Mehmet Bey'e yönelmek istiyorum. Fethullah Gülen'in 15 Temmuz sonrası yurt dışına kaçışından sonra, sizler Avrupa coğrafyasını çok çok iyi bilen bir isimsiniz. Yunanistan özellikle ve bununla beraber Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, buralarda da FETÖ'nün zaman zaman hareketlerini gördük. Özellikle Almanya ve Yunanistan'da bir iç darbe tarzı bir çalışmalarını gördük. Fethullah Gülen Avrupa'da da farklı noktalarda etkili mi olmaya çalışıyor sizce? Evet. Öncelikle ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sorunuza geçmeden önce değerli hocamızın bir sözüne şerh düşmek istiyorum. Belki yanlış anlaşılabilir hani izleyicilerimiz. Aslında 1960 darbesinden 15 Temmuz 2016 darbeler arasında hiçbir fark yoktur. Sadece kullanılan maşalar farklıdır. Doğru. Yoksa hepsinin hizmet ettiği yer aynıdır. Emperyal. Dolayısıyla evet, kullanılanları da aynıdır. Sorunuza gelecek olursak, özellikle emperyal ülkeler, daha önce bu ekranlarda sizin programınızda evet, pek çok kez dile getirmiştik. Demiştik ki emperyal ülkeler sömürmek istedikleri coğrafyaları iki unsurla yaparlar. Bunlardan birisi diktatör rejimlerdir. Diğerleri de terör örgütleridir. Çünkü diktatör rejimleri tarafınıza geçirdiğiniz zaman o ülkenin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini avucunuza alırsınız. Terör örgütleriyle de amaçlarınıza hizmet etmeyen ülke ve liderleri bu terör örgütleriyle istikrarsızlaştırırsınız. Evet. İşte FETÖ ve PKK da bunlardan biridir. Aslında bu, o terörle ilgili HDP önünde Diyarbakır anneleri dediğimiz çocukların kaçırıldığı şeyi biraz önce Hayati Bey'in de söylediği gibi çocukları insanlar bu terör örgütüne verdiler. Yani hiçbir farkı yok diyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bu ülkeler FETÖ'yü çok rahat bir şekilde kullanıyorlar. Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde, yani Şubat ayında Almanya'daydım. Hı hı. Frankfurt'taydık. Orada birçok araştırma merkezleriyle görüştük. Türk kuruluşlarıyla görüştük. Türk temsilcileriyle görüştük. Hepsinin bana söyledikleri, bize söyledikleri ortak şey, burada eğer siz Türkiye'den gelen PKK'lıysanız, PKK'ya sempati duyuyorsanız ve FETÖ'den kaçtıysanız, Alman hükümeti ve diğer Avrupa ülkeleri oturma izninden tutun çalışma iznine kadar evet, her türlü lojistik desteği sağlıyor. Çünkü bunlar kullanışlı aparatlardır. Bu nedenle bunları koruyorlar. Tabii bunların bir taraftan da bu ülkeler yeri geldiği zaman amaçlarına hizmet etmeyen ülke ve liderleri amaçlarına hizmet etmedikleri zaman hukuk ile, temel hak ve özgürlüklerle, insan hakları ile ilgili eleştirirler. Burada tabii onların bu içinde bulunduğu çelişkileri de altını çizmemiz gerekir. Çünkü ne yazık ki ülkemizde de bunların bu söylemlerinin paralelinde hareket eden, politika üretmeye çalışan bir takım kesimler var. Bir tarafta demokrasi diyorlar, diğer tarafta demokrasinin olmazsa olmaz seçilmiş hükümetine karşı darbe yapan FETÖ terör örgütü mensuplarına kucak açıyorlar, barındırıyorlar, her türlü lojistik destek veriyorlar. Dolayısıyla bu büyük bir çelişki arz ediyor. Bu çelişkinin altını çizmemiz lazım. Yurt içinde de bunun desteklerini görüyor musunuz şu anda? Elbette yurt içinde şu anda çok açık bir şekilde tabii ki görmüyoruz. Fakat her gün neredeyse, her ay daha doğrusu her hafta mutlaka bir yerlerde bakıyorsun, hala FETÖ sempatizanları, FETÖ maalesef mensupları yakalanıyor. Direkt olarak değil ama indirekt olarak bunun destekçileri aslında var. Mesela bugünkü
sesli makale için yazmış olduğum yazımda buna değindim. Mesela kontrollü darbe diyenler eğer bunu bir gaflet ile söylemedilerse aslında kendileri emperyalistlerin kontrolünde hareket ettiklerini itiraf etmiş oluyorlar. Evet. Altını çizmemiz lazım bu olsun özellikle. Çünkü kontrollü darbe demek tekrar ediyorum eğer evet. bunu gaflet ile söylemiyorlarsa o zaman bunlar gerçekten bilinçli bir şekilde emperyalistlerin amaçları için darbe girişiminde bulunan 250 insanımızı şehit eden 2000 insanımızı yaralayan seçilmiş hükümete karşı darbe yapmaya kalkan bu FETÖ terör örgütünün içinde bulunduğu durumu, bu davaları sulandırmak isteyen ve emperyalistlerin kontrolünde bu açıklamaları yapıyorlar. Bu gerçekten çok vahim bir durumdur. Dolayısıyla bunun değerlendirmesini değerli izleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. Efendim döneceğim. Şimdi Hayati Bey, biraz önce İslam coğrafyasından sorumluyuz dediniz. Çok ciddi bir coğrafya ve yüz ölçümünden bahsediyorsunuz aslında. Hı hı. Asya'dan bahsediyorsunuz. Ondan sonra Endonezya'dan bahsediyorsunuz. Türk dünyasından bahsediyorsunuz. Ve yurt içinde de biraz önce Mehmet Bey'in söylediği gibi indirekt olarak desteklerin olduğu halde ve biraz önce özellikle altını çizdiğiniz Müslüman zannedilen bu terörist grubun destekçilerinin hala yaşandığı bir ortamda Endonezya'dan çok güzel bir fetva geldi. Hı hı. Ve çok geniş coğrafyayı kapsayan bir fetva Doğrudur. Geldi. FETÖ haramdır fetvası hı hı. geldi. Ve bunu da ilk duyuran sizsiniz. Doğrudur. Ekranlarda. Yazılarınızda, bizim çalışmamız sizin zaten. Çalışmalarınız. Evet. Bu noktada neden böyle bir fetva hı. ihtiyacı duyuldu Endonezya'da? Şimdi şöyle bir şey bizim söylememiz gerekiyor. Bakın Türkiye'de STK yoksunluğu var. Türkiye'de STK yok. Fethullah Gülen'in hı. çekilmesinden sonra aktif, ya yıllarca STK'ları bile bu adam yönetmiş. Mevcut STK'larımıza ben hiçbir ifade, hiçbir söz söylemem. Ama bizim yurt dışına biraz önce hocam bir faaliyeti yapabilecek hiçbir bizim bireysel var. Anlamda yazarımız, çizerimiz ne kadar insan Türkiye'den yurt dışına çıkıp aynı şekilde ülkemizdeki özel üniversiteler, akademik kollar, bütün STK'lar anlamında ifade ediyorum bunu. Biz FETÖ ile mücadeleyi Türkiye devletinin içindeki bu sinsi yapıyı ayırmak için devletimiz bütün organlarıyla müthiş bir mücadele verdi bu 7 yıl içinde. İlk 2 yılda saymıyorum çünkü şoktaydık. Şok vardı yani. FETÖ kim? En yakınınızdaki insan FETÖ olabilir. Yani öyle bir sinsi örgüt ki çok çeşitli yönleriyle en uçtaki bir solcudan en sağ kesimdeki yerlere kadar bütün cemaatleri, bütün STK'ları insanlar ele geçirmiş durumda. Bu sadece devletin işte adli yargıda, emniyette, askeriyede ifade etmememiz lazım. Yani sizin fındık toplayan fındıkçınız, çay toplayan çaycınız, yani bir yönüyle gelirinin belli bir noktasını bu alçaklara himmet ederek para veriyordu. Bizim bu katılımcı, böyle bir katılımcı ruhla Türk toplumunu Afrika'daki küçük çocukların, yavruların dillerindeki İstiklal Marşımızı veya folklorumuzu gelip bize burada Türkçe Olimpiyatları diye sunup arka planda bütün pislikleri çeviren bu eşkıyaları bir anda temizlemek zaten mümkün değil. Fakat yurt dışında neler oluyor? Biz de diyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduğumuz projelerimizin içinde şu vardı. Devletin büyükelçisi yurt dışında devleti temsil eder. En zirveyi temsil eder. Bunun diplomatik kanallarla ifade edeceği kelimeler, cümleler hepsi hesaplıdır. Yani özgür değildir. O kadar serbest değildir. Konuşurken, hareket ederken, bir toplantı yaparken hep kurala göre hareket etmek Mutlaka. Zorundadır. Ama STK'lar böyle mi? Değil. Yani ilgili ülkelerin
bünyesindeki o ülkenin lokal dediğimiz iç bünyesindeki toplulukların FETÖ'ye karşı bir tavır alması gerekir. Sizin bunu organize etmeniz lazım. Yani Soros'un gidip de efendim birçok ülkede başlattığı demokrasi, özgürlük adı altında hükümetleri, birçok gayrimeşru, evet, değil mi? Evet. Birçok işler yapıyor. Bizde gidip bir ülkenin iş işlerine karışma, o ülkede bir devrim gibi bir şeyler yapma gibi bizim geleneğimizde de yok, ahlakımızda da yok. Ama FETÖ açısından bu böyle değil. Biraz önce sözümün başında dedim ki biz buna bulaştık. Bizim temizlememiz gerekiyor. Ama size de uluslararası diplomatik korpuslarda verilen imza attığınız anlaşmalara, sözleşmelere, beyanlara imza koyduğunuz, değil mi? Şehriniz var. Ne yapacaksınız burada? O zaman o ülkelerin güçlü kalemlerini, yazar, çizer ve diğer STK gruplarıyla bir çalışma yapmanız gerekirdi. Biz Endonezya'da iki kez uluslararası sempozyum yaptık FETÖ'ye karşı. Ve ikincisinde bizim yayınladığımız deklarasyon şuydu: 13 ülke toplandı Jakarta'da. Burada 13 ülkenin ve sonuç itibariyle deklarasyonu biz Birleşmiş Milletler'e taşıdık. Bakın bu olmamış bir şey. Evet, çok. Yani çok Birleşmiş Milletler'de o ülkelerin masaları, her ülkenin bir masası var. Biz FETÖ'nün bizim ülkemizde yaptığı bu cani, yani 15 Temmuz darbe girişimi diye söyleniyor. Ben buna katılmıyorum. Darbe girişimi diye bir şey yok. Yani ele geçirdiği organlara bir bakın. Darbe. Darbe zaten yapmış. Girişim nedir kardeşim? Tiyatro. Yani sizin 4200 tane hakim savcı çıkardınız. Geriye ne kaldı? Yani emniyette hakeza. Yani sizin ordunuzun içine ki MIT'in bünyesi dahil devletin bütün kesimlerinde FETÖ varlığını öyle hissettirmiş ki. Burada biz darbe olduktan sonra zaten Türkiye ele geçirilip belki kaç parçaya bölünecekti. Yani daha dehşet şeyler olacaktı. Asya'daki, Orta Asya'daki, Kafkasya ve Balkanlar'daki bütün umudumuz şu bizim. Siz eğer o ülkelerin devlet başkanlarına sadece muhatap olarak bir belge sunup ülkenizdeki FETÖ'cüler bunlardır, bunların okullarını, bütün kurumlarını kapatınız diye bir ricada bulunduğunuz zaman hiç kimse ona uyarak bir anda bu ülkelerde okulları kapatmadı. Demek ki bizim o insanlara Türkiye'nin çektiği çile ve ızdırabı, bu alçakların bizim ülkemizde yarattığı kaotik durumu o ülkelere bizim taşımamız, ne anlamda taşımamız gerekiyor? Bugün anlam, bize yarın size dediğimiz nokta tam da burası. İşte yani burnunuzun dibindeki Bosna Hersek'te, Bosna Hersek gibi bir yerde FETÖ'nün okullarını kapatmak inanın Romanya'dan daha zor. Ya insanlar, İnanışlık bakın, noktasından kaynaklı değil tabii mi? Tabii bakın, hı-hı, biraz önce İslami ölçülerle bu insan Türk milletinin, yani bahsettiğim hırsızlığı, böyle bir hırsızlıkla insanların beynini mabetlerde yıkadı. O zaman aynı İslam ülkelerinde bu insanın 35 yıldan beri bir fiil çalıştığı ve yetiştirdiği oralarda da bir nesil var. Evet. Bu nesillere de bizim ülkemizin yazarları, çizerleri, kıymetli hocam gibi herkes yurt dışına çıkıp yani ülkesini bireysel anlamda veya kurumsal anlamda bu davaya bir katkı sunmak zorundayız diyorum. Çünkü Cumhurbaşkanımız bu davada biz yalnızız derken, yalnızım derken daha doğrusu hakikaten öyleydi. Yani daha yeni yeni bir şeyler oluşmaya başlandı. Aynen ve evet, bu noktada bizim yurt dışındaki çalışmalarımızın STK'lar olarak bir özelliği de şu: siz daha rahat hareket ediyorsunuz, finansmanı size ait, organizasyon size ait. Oradaki yaptığınız o ülkenin güçlü STK'larıyla bir arada siz diyorsunuz ki FETÖ bu ülkede bu kadar okulu, bu kadar kurumu varken Türkiye ile ülkeniz arasındaki ilişkiler hiç de iyi gitmeyecek. Çünkü FETÖ bozuyor bu ilişkileri. Bakın şimdi, bir çivi bile çakmayın diyor. Endonezya'daki ticaret odalarına, evet, dediği, evet, şey nedir? Türkiye'ye yatırımcı bünyesinde bireysel anlamda insanlar bizim ülkemize iş birliği açısından gelirken bu insanlar orada arı gibi çalışıp Türkiye'ye yatırımların, doğrudan yatırımların gelmemesi anlamında ekonomik kriz noktasında son 4 yılda çok ciddi çalıştılar.
Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız her gittiği yerde FETÖ'ye bir vurgu yapıyor değil mi? Devletin zirvesi. Bunun bir anlamı var yani. Devletimizin hadi. Kurumunun başındaki işte Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da Endonezya'da çok güzel bir açıklama yaptı. Mücadelenin nerelere gideceğini gösteriyor. O açıklama onu gösterdi. Ama baktığınızda sorsanız gidiyorsunuz Malezya'da bir Türkiye aşkı şevki var. Endonezya'da şaşırırsınız. Osmanlı'da Türk milletine karşı büyük şevk var. Ama yönetimlere baktığınız zaman yönetimler böyle değil. Yani yıllarca bizi peşlerinde koşturdular. Ne kurumlarını kapatmak kolay oldu, halen de zor. Peki ben bu noktada biraz da yurt içine dönmek istiyorum müsaadenizle Mehmet Bey. Ondan sonra size aynı soruyla döneceğim. Şimdi halktan gelen bir soruyu soracağım. Evet. Biraz farklı bir soru bu. Yanlış anlaşılmaktan da çekiniyorum aslında ama 2016'dan bu yana FETÖ ile mücadelede geçen 15 Temmuz'un 7. yılında rakamları açıkladık, bilançoyu açıkladık. İşte şu kadar asker, şu kadar polis, şu kadar işte öğretmen, şudur, budur. Yaklaşık 4000'in üzerinde bir kararname bitti. Yani davalarla ilgili şeyler var. Bu dava sürecinde halkın içerisindeki düşünceden bahsediyorum genel anlamda. Biraz önce siz de ufak bir giriş yaptınız, daha sonra çıktınız oradan. Kimin FETÖ'cü olduğunu bilinmediği bir noktada. Hı hı. Zamanın içerisinde ticaretle uğraşan isimler de küçücük bir dükkanı da varken veya fabrikası da varken bir şekilde gazetesiyle şusuyla busuyla bakın açık ne söyleyeyim bağlantıya girmiş, inanmış, belki küçük bir yardımda bulunmuş ama ileri aşamaya hiçbir zaman gitmemiş. Ama iltisak etmiş bir noktada, bir teması olmuş. Bunların da değerlendirilmesi, bu adli noktadaki düzenleme, yurt içindeki yargılama boyutu şu anda gerçekten temizlenmeye yetti mi sizce? Şimdi bakın, yani çünkü insanlar diyor ki ya FETÖ dediğin şey o, bu herkesin içerisinde var diyor. Hayır, bakın Türkiye'de bu yargılamaları yapmak kolay bir şey değildi. Tekrar söylüyorum. Hı hı. FETÖ'nün girmediği, çıkmadığı, dokunmadığı insan kalmadı. Evet. Yani bunu kabul edelim. Yani Tunceli'den başlayalım, Erzurum'a geçelim, Van'a gidelim, Diyarbakır'a, oradan Kuzey Irak'a, Erbil'e gidelim. Yani kardeşim, komşu çevre temas her tarafa çünkü temas etti. O zaman bunu bir anda siz PKK'yla biz 42 yıldan beri mücadele ediyoruz ya. 42 yıl. Evet. Şimdi Fethullah Gülen ve şebekesiyle siz bir de et tırnak gibi olduğunuz bir yerde siz nasıl 7 yılda veya 3-4 yılda bu yargılamaları 4200 hakim savcıyı çıkarmışsınız yargının içinden. Demek ki bunlar, bunların yönettiği, bunların bulunduğu bütün kurumlarda adaletsizlik ortaya çıkmış. Haksızlık ortaya çıkmış. Bu haksızlıkları siz hangi ara nasıl gidereceksiniz? Ya ÖSS'de bile çıktılar yani. Mümkün her şeyde değil. Çıktılar, evet. O zaman bizim milletimiz haklı olarak da şunu söylüyor aslında. O sizin sorunuzda şu var. Diyor ki işte bir polis onların evine gitmiş. Bir, iki gün, üç gün, beş gün veya bir yıl sohbetini dinlemiş. Ama bir taraftan da insan, holding sahibi ve iş insanı dünya kadar para vermiş. Onunla onun katılımını, evet, şimdi burada bu dengelemeyi, bu kıyaslarda, yargılamalarda birçok bu tarzda hatalar oldu, var. Ama şu biz buradan kıyasla şunu diyemeyiz. Devletimiz gerçekten büyük bir mücadelenin içerisinde adli yargı süreçlerinde bile ilk 3 yılı ben stresli dönem olarak görüyorum. Yani şaşırdık. Şok yaşayanlar oldu. Ya Cumhurbaşkanının yaveri Baş yaveri. Ali Yazıcı. Ya kardeşim, Ali Yazıcı'yı oraya ben atamadık. Terörist ki. Çıkıyor yani. Atamadık yani, ki. Evet, doğru. Yani en Cumhurbaşkanımıza en yakın asker değil mi? Marmaris'teki o sahneleri görünce tabii, insanın gözü doluyor. Şimdi yani böyle bir durumda bizim tutup da bazı negatif, yani olumsuz olayları o büyük mücadelenin içerisinde eritmememiz lazım. Aynen. Burada zaman zaman bunu bazı yazar çizerlerimiz de bunu muhalif noktada da yazanlar oluyor ama bu haksızlık bana göre. Biraz önce kıymetli hocamız da dedi, bakın şehidimiz var, 2000 üzerinde yaralımız var. 15 Temmuz'a tiyatro yani dediler. Yani. Bu dil sürçmesi falan, gaflet falan değil. Tiyatro dediler buna. Tiyatro ifadesini kullandılar. Maalesef. Yani yoksa maalesef bizim FETÖ'yü halkımız, onun gerçek yüzünü Anadolu'nun dört bir tarafında, bakın himmet dediğiniz kavramda bir kunduracı hayır hasenet adına
Yani camiden çıktığınızda, cumaya gittiğiniz çıkışta belgesiz, kağıtsız caminin derneği veya diyaneti orada bir para toplar değil mi? Yani hayır evet, adına. Evet, evet. Şimdi bu himmetler veya bu paralar toplanırken kayıt altında olmayan paralar bunlar. Hiçbir yerde kayıtı yok. Bizim insanımız da tuttu. Ne yaptı? Kendi gelirinden bu insanlara, öğrencilere, okullara, yurtlara bir himmette bulundu. Tamam. Bu himmet vereni sen eğer tutup ya bak sen buraya zamanında bu kadar yardım yapmışsın, şahitlerde bunlar deyip bu insanı bundan dolayı siz yargılayıp ona bir ceza veriyorsanız, yani bu haksızlık. Neye göre haksızlık? Zaten bizim milletimizin hamiyetperverliği var. Yani gitseniz hangi tarikattan, hangi cemaatten olursanız olun bir yardım talep etseniz verir ya. Ama biz oraya düşmememiz lazım. Burada daha tehlikeli olan şey insanların fikri olarak ona bağlılığı, işte Bankasya'da biliyorsunuz gibi, evet. Onun talimatıyla gidip 10 hesap açıp banka kapatılmasın diye o talimata uyup da bu fiili liderin örgütün desteğine, liderine bağlılığı göstererek fiil bir işlendiyse, bu belgeliyse bunu yargılayabilirsiniz. Fakat mücadele şu aşamada Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün yurt dışı seyahatlerinde şunu görüyoruz. Her seyahatinde ilgili ülkenin hükümetleri FETÖ ile ilgili bir yol almış. Bakın bunu açık söylüyorum. Evet. Zevkle, bundan da mutluluk duyuyorum. Demek ki Cumhurbaşkanımız o enerjisiyle, bir sefer, iki sefer, üç sefer Amerika'ya sürekli sesleniyor. Onların vermeyeceğini bilsek bile yüzlerine bile ya Sayın NATO Cumhurbaşkanımız söylüyor. NATO zirvesinde bile bununla ilgili koordinasyon noktası. Bakın NATO'daki yani. Alınan karara geleceksiniz tabii ki. Geleceğim, onu sorduğunuzda söyleriz. Hı. Zaten onları çılgına döndüren, hatta yurt dışında itibarının yerle yeksan olduğu en önemli nokta NATO'daki alınan karar. Burası aslında. Şimdi Mehmet Bey, baktığımızda FETÖ'nün yurt içindeki yapılanmasıyla olan mücadelede ciddi anlamda adımlar atıldı. Siz bu adımlar için neler düşünüyorsunuz? Yapılması gerekenler, ekstra neler var? Evet. Şimdi yapılanlar tabii ki biraz önce değerli hocamın da ifade ettiği gibi hakikaten çok zor, bir kere devlet açısından çok zor bir süreç. Neden? Çünkü bizden gözüküyorlar. Mesela PKK ile mücadele etmek FETÖ ile mücadele etmekten daha kolaydır. Tam çünkü İngiliz taktiği değil mi? Çünkü PKK silah var elinde biliyorsun, terör. Şimdi bu adam seninle birlikte camiye geliyor, seninle birlikte yani. Oruç tutuyor, seninle birlikte cumaya geliyor, seninle birlikte oruç tutuyor, seninle birlikte iftara geliyor. Yani kendin duygusal anlamda ve zihinsel olarak senden gözüküyor. Ve daha sonra da seni dinden çıkartıyor. Ve daha sonra işte senin aslında altına uyuyor. Dolayısıyla hakikaten bununla mücadele etmek çok zor. Fakat yani o vatandaşlarımızın soruları da son derece haklı. Çünkü bu konuda bu zorluktan dolayı haklıyla haksız da zaman zaman birbirine karıştığını da bizim de bizzat bildiğimiz, çünkü toplum içinde yaşıyoruz sonuçta. At izi itizine karıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat kendi ifadesiyle at izi itizine karıştı dedi. Ve o ayrımı da aslında Sayın Cumhurbaşkanı kendisi söyledi. Dedi ki altındakiler ticaret, o ibadet, ortadakiler efendim ticaret, üsttekiler ihanet içerisinde. Dolayısıyla orada bir aslında bir kademe oluşturuldu. Bir kategorileştirme bizzat Cumhurbaşkanı tarafından yapıldı. Hı hı. Tabii ki bu mücadeleyi ben destekliyorum. Ancak yani daha dikkatli olunması, haklıyla haksızı birbirinden ayırmak, yani dediğiniz gibi işte Zaman Gazetesi'ne abone olmuş, hı hı, ya da işte yardım adı altında gitmiş, onlardan para istenmiş. Herkes bunları Müslüman insanlar olarak gördüğü için şey vermiş, böyle yardımda bulunmuş. Şimdi bunları burs vermiş hocam. Burs vermiş bir kere hayatında. Evet. Şimdi bazıları da şöyle bir şeye muhatap oldular. Mesela diyelim ki bir FETÖ'cüyle ticaret yapıyorsun. Atıyorum mesela, diyelim ki kumaş satıyor. Siz tekstilcisiniz. Ondan gidiyorsunuz, kumaş alıyorsunuz.
ya da ona bir şey satıyorsunuz. Size ödeme yaparken diyor ki 1000 lirayı kesiyor. Nedir bu? Ben diyor ya bunu şey burs olarak diyor kestim. Şimdi senin rızanı almamış. Zaten şey yapmış. Dolayısıyla öğrencilere verdim diye adam da yüzsüzlük yapmamak için sesini çıkarmıyor. Şimdi baktığın zaman bu adam şimdi FETÖ'ye yardım etmiş mi? Yüzeysel olarak baktığın zaman etmiş. Ama hakikaten FETÖ'cü mü? İsteyerek mi yapmış? Bu isteyerek mi yaptı? Yani şimdi bunlar da var ve bundan dolayı mağdur olan insanlar var. Dolayısıyla bu haksızlıkların önüne geçilmesi için yetkililerin işi çok zor olsa da bu hususta daha dikkatli olmalarını ki talep ediyoruz. Bir hatıramı anlatayım. Bu 2016 noktasında birkaç sene sonrasında bir kamu kurumunda kısa bir dönem bir görevim oldu. Bu araştırmalarla alakalı senetle himmet alınmış. Senetle. Doğru, doğru. Yani doğru. Zorla senetle himmet alınmış. Yani senedin sahibine ulaştığınızda adam diyor ki ödeyecek kuvvetim yok. Buna rağmen senet imzalatılmış. Yani o boyutlarda ciddi anlamda şey de var, metazori de var ve ciddi anlamda kuvvetli çalışmalar da var. Yok. Sizin isminizi dergi veya gazetelerine aboneye inmişsiniz gibi gösterir. Rakam arttırmak için, sayı arttırmak için birçok insanın haberi yok. Gazete almıyor ama ismi var orada listede. Değil mi? Evet. Gibi. Yani dolayısıyla tabii ki şu hususunda altını çizmemiz lazım. Tabii ki bu davalar çok geç sonuçlanıyor. Bu geç sonuçlanmasını arzu etmesek de bir realite var. Devlet hani haksızlık yapmamak için geç olsun güç olmasın doğru olsun. Çok araştırıyor. Evet. Araştırınca evet. Da bu zaman alıyor. Bundan dolayı da Delil olmadan karar veremiyorsunuz. O maddi delile ulaşana kadar da gerçekten hakim ve savcılarımızın, yargıçlarımızın en büyük şeyi maddi delile bunlardan bir kesinlikle türlü ulaşamayınca da o kararlar verilemiyor. Yani kesinlikle öyle bir sıkıntı var. Evet. Şimdi arkadaşlar reklamın kaç dakikamız kaldı? Tamam. Bir 10 dakikamız var. Bu 10 dakika içerisinde isterseniz tekrar bir Mehmet Bey'e yöneleceğim. Hı. Mehmet Bey'le bu NATO'ya giriş yapmam lazım. NATO Liderler Zirvesi ciddi anlamda önem arz eden bir boyutta. Çünkü Vilnius'ta özellikle Sayın Cumhurbaşkanı İsveç konusunda ciddi bir koz oynadı. Hem Avrupa Birliği noktasında bir koz oynandı hem de FETÖ terör örgütü noktasında. İsterseniz FETÖ terör örgütüyle ilgili ve diğer PKK ile ilgili ve Suriye koridoru ile ilgili terör koordinasyonu boyutunda, koordinatörlüğü noktasında bir çalışma yapılacağını söyledi Stoltenberg. Bu bir kazanım mı? Evet, kazanım. Aktivasyonu ve işlerliliği sizce ne kadar etkili olur? Evet. Şimdi müsaadeniz olursa önce bir kısa çerçeve çizip ondan sonra sizin sorunuza yanıt vereyim. Şimdi Türkiye ile Türkiye'nin NATO'ya dahil olması hatırlanacağı gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği'nin doğuda toprak, boğazlarda üs talep etmesi neticesinde NATO'ya dahil olma mecburiyeti hasıl olmuştu. Hasıl oldu. Evet. Dolayısıyla Türkiye-NATO ilişkileri aynı zamanda Türkiye ile ABD ilişkileri anlamına geliyor. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin iki ülke arasında olması gereken standart ortaklık ilişkilerin dışına taşarak daha çok güvenlik eksenli ve Amerika'nın lehine bir ilişki biçimi var idi. Bu uzun bir süre böyle devam etti. Yani 1960 askeri darbesinden işte 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbeye kadar ki bütün darbelerin arkasında hep Amerika'nın parmağı vardı. Dolayısıyla bütün bu süreci dikkatle izlediğimizde 15 Temmuz'dan sonra Türkiye ile NATO ilişkileri ya da Türkiye ile Amerika ilişkileri artık gerçek anlamda gerçek ortaklığa dayalı bir ilişki biçimi Türkiye'nin geliştirmek istediğini gördük. Çünkü daha önce tekrar ediyorum, güvenlik eksenli olduğu için ve Türkiye'nin aleyhine bir ilişki biçimi olduğu için artık 15 Temmuz'dan sonra Amerika'nın kullandığı bu aparatlar
Türkiye'nin içinde tam olarak temizlenmesen de ama etki gücünü kırdığı için Türkiye daha bağımsız hareket etmeye başladı ve dolayısıyla Türkiye ile NATO ilişkileri, Türkiye ile Amerika ilişkileri, Türkiye ile Batı ilişkileri gerçek ortaklığa eğer sürecekse bundan sonra yeni bir süreç başlar mı? Yeni bir süreç başladığının işaretleri. Yani Amerika bunu sürdürür mü? Sürdürmek zorundadır. Çünkü Türkiye'nin üzerinde bulunduğu coğrafi konum önemli avantajlar sağlar Türkiye ile müttefik olan. Daha önce sizin programlarınızda birkaç kez dile getirmiştik. Tekrar etmekte yarar vardır. Demiştik ki Türkiye ile iyi ilişki içerisinde olan her ülkenin aslında çıkarınadır. Dolayısıyla NATO müttefiklerinin ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere son yapılan zirvede Türkiye'ye karşı olan tutumunda da bunu çok somut bir şekilde gördük. Ancak orada bir eleştirimi de dile getireceğim. Rusya konusunda mı gelecek? Yok, yoksa Rusya konusundan ziyade Sayın Cumhurbaşkanımız NATO zirvesine gitmeden önce yapmış olduğu açıklama İsveç'in NATO'ya alınmayacağına dair bir beklenti oluşturdu. Bu iletişim açısından bunun o açıklamanın hatalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sanki NATO'ya alınmayacak gibi bir beklenti oluştu ve daha sonra da orada yapılan açıklama yani İsveç'in NATO'ya alınacağı ile ilgili de bir yeşil ışık yakmış oldu. Çünkü bana gelen birçok e-maillerde beni tanıyanlar, arayanlar bu durumu yorumlamamı o konuda istediler. Şöyle orada yani bir şunu demek ifade istiyorum. İfade biraz daha net olabilir. Şunu demek istiyorum. NATO'da alınan kararları ben sorgulamıyorum. Çünkü devletin zorunlulukları vardır. Belki de isteklerini kabul ettirmiştir. Fakat oraya gitmeden önce hani alınmayacağı mesela Avrupa Birliği şartını ileri sürdü. Böyle bir beklenti oluştuğu zaman ve oraya gittiğiniz zaman tam tersi bir pratik ortaya çıktığı zaman doğal olarak insanlar bunu sorgular. İletişim açısından bunun doğru olmadığının özellikle altını çizmek isteyeyim çok açık bir şekilde. Yani devletin açıklamalarıyla gücü oranında açıklamalar olmalı. O paralelde yürümeli ki caydırıcılığı daha iyi olsun. Aksi halde siz gücünüzü aşan açıklamalar yaptığınız zaman sonra onun arkasını getirmediğiniz zaman bu hem iç kamuoyunda soru sorulmasına neden olur hem de dış kamuoyunda da caydırıcılığınıza zarar verebilir. Bunu dostça bu eleştirimi de yapmış olayım. Mutlaka. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda kendisine eleştiri yöneltildiğinde zaten gerekli boyutu da orada açıkladı. Siz de takip etmişsinizdir. Türkiye'nin gücü noktasındaki yani burası çat kapı ülke değil sonuç olarak. Bizim de bir meclisimiz var. Meclisimizle beraber karar vereceğiz noktasında herhangi bir karar alınmadığını belirttiler. Ama tabii ki öncesindeki açıklama farklı bir beklenti oluşturdu. Ama bununla beraber son 3-4 dakikamız daha sonra reklamdan sonra devam edeceğiz. Siz NATO Liderler Zirvesi'nde İsveç'e yeşil ışık yakılmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Türkiye'nin Yunanistan'ı hatırlarsanız Kenan Evren'in döneminde biz Yunanistan'ı NATO'ya nasıl aldık? Türkiye vizeyi verdi. Şimdi Türkiye'nin İsveç'e, Finlandiya'ya vize vermeme gibi bir durumu söz konusu olamaz. NATO içindeki görevler ama açısından. Ama Avrupa Birliği ile NATO çok farklı bir şey. Şöyle bir şey var bakın. Eğer Türkiye'nin NATO kazanımını siz iyi değerlendirirseniz Türkiye 100 yılı projektörü içerisinde, vizyonu içinde bu Türkiye'nin özellikle gücünü ve kuvvetini Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Asya'da bir NATO'nun güçlü bir ordusuna hakim bir ülkesiniz siz. Evet, Avrupa Birliği üyesi olmayabilirsiniz. Fakat NATO kartını Türkiye bana göre hem Finlandiya hem de İsveç konusunda çok iyi kullandı. Buradaki diplomatik zaferi görmek lazım. Bakın NATO'nun içinde şu an terörle ilgili, mücadeleyle ilgili ilk defa bir genel sekreterin yardımcısı oluştu.
Peki aktivasyonu ve etkinliği olur Üstadım, mu? Üstadım bakın olmaz mı? Türkiye'nin NATO'ya verdiği yeni vizyon, bakın dünya bunun beşten, altını çizmemin sebebi bakın, şu dünya, yani olmasa bile o koordinasyonun kurulması bile aslında bir etki. Bakın dünya beşten büyüktür diyen bir lideriniz var. Evet. Çok net. Birleşmiş Milletler'in yapısını, dünyadaki Birleşmiş Milletler algısının içindeki o beş daimi üyeyle dünyanın fitilinin nasıl her yerde bir bomba, bir fitil çekiliyor. Hı. Afrika'sında, Orta Doğu'sunda yangın seli gibi ya müzevitte fakirlere, maalesef, mazlum coğrafyaya bu ateş atılıyor. Türkiye bu ateşleri durdurma adına Afrika'da zaten Fransa'yı, İngiltere'yi geride bırakarak zaten öne geçti. Evet, eğer NATO üyesi olmasak, NATO'nun içinde güçlü konumumuz olmasa, bugün siz, evet, hocamızın dediği eleştiriyi dinlemekle beraber Sayın Cumhurbaşkanımız hareket etmeden önce genelde basın yoluyla mesajını daha hızlı gönderiyor ilgili muhataplarına. Hmm. Şimdi burada bir pazarlık olduğu çok net ve açık. İşte F-35'lerle, F-16'larla ilgili ve Türkiye'nin diğer Avrupa Birliği'ndeki başlıkları vesaire, gümrük birliği vesaire diyorum. Bunların hepsi Türkiye'nin yeni dönemde dikkat ederseniz bir barışçıl bir havası var Türkiye'nin atmosfer olarak. Yunanistan'la açtığı yeni kartlar, Avrupa Birliği'ne yeniden müzakeresinden başlamayla ilgili İsveç'ten beklendi. Her bir ülke, yani İsveç tutup da bizi sabahtan akşama kadar Avrupa Birliği konusunda Türkiye'yi destekleyecek değil. Tabii ama bir şey yok, biraz önce bir söz denildi, onu geçmeyelim. Bakın Avrupa'da, ben de Avrupa'ya dünyanın muhtelif yerlerine sık sık giden birisiyiz. Şimdi gördüğümüz bir şey var. Bakın Brüksel FETÖ'cülerin merkezi olursa, İsveç dediğiniz yer, adamların merkezi, yazılı yasalarında, evet, kanunlarında ben bugün diyor şu dinin kitabını yakacağım. Bunun için dilekçe yazıyor, müsaade istiyor. Yani bunu bu kadar, da insan hakları tabii, adına tabii, yapıyor. Evet. Böyle bir ülkede siz o ülkeyi hizaya getirmeniz kolay değil ki yani bu süreç içerisinde. Ama Türkiye, İsveç'in ve Finlandiya'nın, yani Türkiye'nin elinde kalması bu iki ülkenin, burada şunu da unutmamak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün masalardan zaferle kalktığını unutmayalım arkadaşlar. Bakın, doğru, Recep doğru. Tayyip Erdoğan faktörünü burada görüyorsunuz. Bu bakımdan NATO'ya ikinci kez FETÖ, ikinci kez bakın bu ikinci kez FETÖ NATO gündemine gelerek PKK ve diğer PYD, YPG ve FETÖ terör örgütünün isimleri kullanıldı. Evet. Şimdi FETÖ'nün ismini siz gittiğinizde bakın, biz bir röportaj verdiğimizde Alman televizyonuna, Fransız televizyonuna FETÖ terör örgütü dediğimizde o örgüt meselesini çıkarmak zorundayız diyor. Yani bak bunlar hepsi iyi, bu diye STK olarak kalmalı. Biz ancak böyle yorumlayabiliriz, bu yayınlanmaz, ceza alırız diyor. Şimdi terör örgütü olarak kabul etmemiş o ülke. O zaman siz kendi kabul ettiğiniz terör örgütü, anayasanıza göre, kendi kanunlarınıza göre kabul ettiğiniz bu örgütle ilgili diyorsunuz ki bu ülke bunu tanısın. E tanımadan NATO'da FETÖ tabiri kullanıldı. Değil mi? Büyük, evet, bir zafer. Kesinlikle. FETÖ diye yazıyor. Yani NATO'da alınan kararlar gerçekten çok büyük bir kazanım. Benim eleştirim tekrar yanlış anlaşılmaması doğru, için. Doğru hocam, onu demiyorum. O zafere yani, giden bir yoldu yani. Tabii, onu yani anlatmaya o, çalışıyoruz. O sadece o açıklamaya ilişkinde. Tabii yoksa ki alınan kararlar şeyde, bir de şu çelişkiye özellikle altını çizeyim. Bir dakikamız cümle, var. Bir cümle. Şimdi hep sürekli insan hakları deniliyor değil mi? İnsanın en temel hakkı yaşama hakkı değil mi? Öyle. Yaşamayı, yaşama hakkını kasteden bir terör örgütünü ya barındırmak ne kadar insan hakkı? Ne kadar kendisiyle insan haklarına bir noktada uyuyor. Ki, büyük bir çelişki. Bu çelişkinin altını özellikle çizmek lazım. İsveç'in eski Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarını da zaten unutmadık. Kısa bir araya gidiyoruz değerli izleyiciler. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Değerli izleyiciler, gündem özelde ikinci bölümde tekrar birlikteyiz. Dış politika yazarı Sayın Mehmet Beyhan ve araştırmacı yazar Sayın Hayati Küçük'le gündemdeki konuları derinlemesine ele alıyoruz. 15 Temmuz sonrası NATO zirvesi ve Türkiye'nin kazanımlarını ilk bölümde biraz değerlendirdik. Şimdi önemli bir noktaya geldik aslında. Değerli izleyiciler, biraz sabır dönemi bulunduğu durum, dünya şartları ve sahip olduğu askeri kapasite buna el vermediği için
büyük bir kırılma yaratmış olsa da adım atamadı. Ta ki 1969'da Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin New York'ta stratejik silahların sınırlandırma anlaşması olana kadar. Bu 1969'da gerçekleştirilen stratejik silahları sınırlandırma anlaşması Türkiye çok yönlü dış politika izleme imkanı vermişti. Çünkü iki buluk arasında bir yumuşama başlamıştı ve ondan sonra Arap coğrafyasına yüzünü döndürmeye çalıştı. İkinci etken İsrail'i belirttikten sonra üçüncü etken de harici güçlerdir. Özellikle bu coğrafyanın büyük enerji kaynaklarına sahip olmasından dolayı Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere İngiltere ve diğer sömürgeci devletler Fransa Türkiye ile evet. Fransa'yı da buna dahil edebiliriz. Çünkü Lübnan, Suriye o bölgelerde onlar hakim. Diğer bölgelerde İngiliz hakimiyeti söz konusu. Bunlar sürekli biraz önce de ifade etmeye çalıştım psikolojik etkene bağlı olarak Türkiye'nin aleyhinde, Türkiye'nin sürekli tekrar Osmanlı'yı hortlatmak istediğini, sizi hakimiyeti altına almak istediğine dair yoğun propaganda yaparlar. Dolayısıyla bu üç etkenin altında bu ilişkileri okumak lazım. Bu ziyarette gelmeden önce bu böyle bir çerçeve çizmemin nedeni hangi coğrafya üzerinde konuştuğumuzu ve bu coğrafyada hangi etkenlerin durumda olduğumuzu kadim coğrafya bu. Evet. Bunu gözünde bulundurarak bu ziyareti okursak dolayısıyla daha sağlıklı bir değerlendirme yapmış oluruz. Buradan sizin sorunuza geçecek olursak dolayısıyla sizin de aslında işaret ettiğiniz gibi hem dünyadaki ekonomik durum hem Türkiye'nin mevcut ekonomik durumu hakikaten büyük bir zor süreçten geçmektedir. Özellikle Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaş, Rusya'nın Avrupa'ya enerji vermemesi, Avrupa'da maliyetlerin artmasına neden oldu, ekonomik sıkıntılara neden oldu ve Türkiye'de ihracatının büyük bir kısmını Avrupa, %65'ini Avrupa ülkelerine yaptığı için Türk ekonomisinde çok olumsuz manada etkilemişti. Dolayısıyla bu ziyaret bu açıdan çok anlamlıdır. Çünkü alternatif seçenekleri Türkiye geliştirmiş oluyor. Bir bu. İkincisi de biraz önce hani Batı'nın propagandanın aksine bu coğrafyayla iyi ilişkileri geliştirmek aslında onların bu siyasi olarak onların bu amaçlarını da boşa çıkarıyor. Dolayısıyla onlar Türkiye'nin aleyhinde bu şekilde propaganda yaparken bizim de onlarla iyi ilişkiler geliştirip onlara güven vermemiz gerekir ki onların o propagandalarını boşa çıkaralım. Nitekim onlar bu propagandayla aslında o ülkeleri de dar bir coğrafyaya sıkıştırmış oluyorlar. Halbuki Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olurlarsa bu ülkeler Türkiye üzerinden Kafkasya'ya uzanabilirler, Balkan coğrafyasına uzanabilirler. Dolayısıyla bunları da bizim medyada bunları dile getirmemiz, işte gazeteciler olarak oradaki muhataplarımıza bunu söylememiz, yani sadece bunu hükümetten de beklememek lazım. Herkesin, akademik tabii. çevrelerin, aydınların, yazarların, araştırmacıların bunları oradaki muhataplarımıza söylememiz lazım. Dolayısıyla bu açıdan da bu ziyaret çok önemlidir. Önem arz ediyor, evet. Çok büyük bir önem arz ediyor. Dolayısıyla buralar aslında bizim gönül coğrafyalarımızdır. Hocamız sizin de ifade ettiği gibi kadim coğrafya ve gönül coğrafyamızdır. Ve aramızdaki sınırlar aslında sunni sınırlardır. Bunlar yapay sınırlardır. Ne zaman ki Osmanlı İmparatorluğu dağıldıktan sonra Müslüman ülkeler ne yazık ki kum taneleri gibi dağıldı. Ve o dağıldığı günden şu zamana kadar da kan, gözyaşı ve acı o coğrafyada eksik olmadı. Dolayısıyla o coğrafyaları tekrar oraya yüzümüzü döndürmek, onlarla kaynaşmak, onlarla ticaret yapmak hem onlar açısından hem bizim açımızdan çok büyük bir önem kazanım arz ediyor. Diyecektir. Son bir şey ilave etmek isterim. Ekonomi özellikle çok önemli bir husustur. Çünkü daha önce de ifade etmiştik, tekrar etmekte yarar vardır. Bir devletin dünya siyaseti üzerine etkin olması dört tane etkene bağlıdır. Bu etkenlerin de motor durumunda da ekonomidir.
Bir, bunlardan birincisi zaten ekonomidir. İkincisi askeri kapasitenizdir. Üçüncüsü bilim ve teknoloji öğretebilme yeteneğinizdir. Dördüncüsü de değerlerinizi dünyaya anlatma propaganda gücünüzdür. Fakat bunların hepsinin durumunda olan ekonomidir. Benzini. Evet. Ekonomidir. Dolayısıyla bu anlamda da Körfez ziyareti umarım bu amaca hizmet etmiş olur. İnşallah. Şimdi Hayati Bey, Hakan Fidan, İbrahim Kalın, şimdi Hakan Fidan'ın özellikle dış politika noktasında göreve geldiğinden beri daha önceki Türkiye'nin dış politikası belli bir zemine gelmişti Sayın Çavuşoğlu ile beraber. Hakan Fidan'ın şu anda birkaç aydır izlediğimiz, bir iki aydır hatta bir aydır izlediğimiz noktada gerekli olduğu noktada gerektiği kadar ve en etkili biçimde hareket planları söz konusu. Yani açıklamalarına baktığımızda özellikle Ukrayna konusunda da ki NATO zirvesi sonrası tahıl koridoru konusunda Rusya'nın açıklamaları, askıya almaları Ağustos ayındaki görüşmede çözülebilecek gibi duruyor Sayın Erdoğan'ın ifadesiyle. Fakat bu Körfez ziyareti çok kritik bir durumda, çok kritik bir noktada gerçekleşiyor. Biraz önce Mehmet Bey'in daha önceki yaklaşık 7-8 ay önceki bir programda Sayın Biden Arap ülkelerine gittiğinde bir restle karşılaşmıştı, hatırlarsınız. Evet. Bu restin sonrasında Türkiye bir kazanımla döndü. Orada güzel bir satranç dönmüştü. Bu ziyaret Erdoğan'ın istediği noktada gerçekleşir mi? Şimdi Türkiye'nin yaşadığı son deprem felaketiyle ilgili Türkiye'nin cari açığına bu felaketin çok büyük bir etkisi var. Tabii ki. Bu cari açığın sürekli artması nedeniyle devletimizin... Artı EYT de diyebiliriz. Evet, yani o da olabilir. Şimdi burada cari açıkla ilgili Türkiye yeni ekonomik modeliyle beraber bir hamle yapıyor aslında. Mehmet Bey çok güzel bir çerçeve çizdi hakikaten. Hı-hı. Bu coğrafyayla ilgili kısa ve öz ama anlamlı bir çerçeveydi. Buna ben katkı olarak bir iki cümleyle katkı sağlamak istiyorum. Türkiye'nin cari açık belası maalesef sıkıntısı. 100 yıldır bitmedi. Çünkü gayri safi milli hasılanın işte 2008-2011 yılı arasındaki o bizim müthiş, yani belki de AK Parti hükümetlerinin zirvede en iyi politikaları izlediği. Son 20 yılda ancak bir şeyler oldu. Üstad, işte şunu söylüyorum. Bu cari açıkla ilgili şimdi yeni zamları gördünüz. Bu zamların aslında alım gücüyle ilgili kısmı yapılan iyileştirmeler, maaşlar olan zamlar, enflasyon oranında yapılan zamlarla beraber hayatımıza da yeni rakamlar girdi aslında. Çok fazla. Yani bu rakamlar bizim biraz gündemimizde olacak. Bunu kabul edelim. Burada özellikle Körfez ziyareti Sayın Cumhurbaşkanımızın fonlarla ilgili kısmıdır. Yani bu fonlar Körfez ülkelerinde özellikle bunun motorize ekibi olan ülkelerden biz Suudi Arabistan'la da Birleşik Arap Emirlikleri'yle de sıkıntımız vardı biliyorsunuz. Problemlerimiz oluşmuştu. O problemler çözüldü. Daha çok daha sıcak bir atmosfere girdikten sonra Türkiye özellikle Türkiye'nin güçlü ekonomiye hakim olabilmesi için ekonominin makro dinamikleri açısından da önemli bir kadro kurdu Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu kadronun işine karışmıyor bence. Yani Mehmet Şimşek'in belki de Sayın Cumhurbaşkanımızla birçok kez oturarak konuşarak ortak bir yol buldukları konu şu. Yani ekonomiyi bilen yönetecek ve küresel sermayenin ve küresel etkileri, ekonomimize etkileri bize yoğun bir baskıyla beraber özellikle Trump döneminde başlayan, hı hı, öyle gelelim. S-400'le aynen beraber. Bu sıkıntıların hepsini bertaraf edebilmeniz için sizin gerçekten dünyayla paralel yol almanız gerekiyor. O bakımdan Sayın Cumhurbaşkanımızın Körfez ziyaretinde alacağı sonuçlar bizim şu dar boğazda olduğumuz, sıkıntılarımızın olduğu bu sürece çok büyük bir etki verecektir. Burada 25 milyar dolar gibi bir rakam Türkiye veren el olmuştur. Bunu kabul ettirmiştir.
Burada Nur Sultan Nazer Bey ile Sayın Rahmetli Demirel arasındaki bir diyaloğu söylemek isterim. Sayın Demirel, yani biz sizin babanızız diye böyle bir hani Orta Asya'daki ülkelere bu ifadeleri kullanırken, ya diyor Sayın Nur Sultan Nazer Bey, ya babamız olduğunuzu ilan ettiniz ama baba para verir diyor, yani bize de diyor vermiyorsunuz diyor, yani biz mecburen Rusya'nın elinde kalıyoruz diyor. Bir Ankara yemeğinde oluyor bu diyalog. Türkiye o babalık, hani Kırgızistan'ın bundan önceki Cumhurbaşkanı'nın Recep abi deyip para istemesi gibi, Türkiye veren el olduktan sonra kadim coğrafyamızda dış politikası da değişti. Doğru. Yani farklılıklarımız o kadar fazla ki, mesela Karabağ'ın Azerbaycan'ın %22'lik toprak kaybının yıllarca bir nevi Kafkaslar'da asıl yaramız olan o yarayı Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin'le yürüttüğü o müthiş bir diplomasi trafiğiyle çözdüğü bir aşikar, değil mi? Doğru. O zaman doğru. Sizin ekonominiz güçsüz olursa dış politikada zayıf kalırsınız. Bu ekonominin güçlü olması lazım. Yani döviz rezervleriniz, ithalat ihracat dengeniz ve bu arada da cari açık hastalığına, yani kökten bir çözüm inşallah gelecek ama o kökten çözüme kadar bunu zaman zaman minimalize etme açısından mücadele yapmanız vallahi gerekiyor. Gaye Hanım'a onun çok için, büyük iş düşüyor aslında. Onun için evet. Ekonomik kadronun ben çok iyi düşünüldüğünü ve Merkez Bankası'nın yeni başkanıyla beraber Türk kamu sektöründeki ekonomik ofislerin, finans ofislerimizin hepsinde bir yenilenme var. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın faize olan tanımı vardı biliyorsunuz, NAS'la evet. ilgili, iyi hatırlayınız. Biraz önce Mehmet Bey de aslında o öz eleştiriyi ifade ederken, hı hı. buna katkı olarak da şunu söylemek isterim. Bizim bir önceki ekonomik kadromuzun ve ekonomik ofislerimizin, finans ofislerimizdeki dalgalanmaların da bireysel anlamda çok büyük hataları oldu. Bu hatalar, bunu itiraf etmek lazım. Bunu, evet. bunu kabul edeceğiz. Bu mecburuz bunda. Hatamızı şimdi, görmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi bakınız, dünyada finansman açığı olmayan, özellikle Covid dönemindeki kapanmadan sonra oluşan büyük bir açık var. Bu sadece Türkiye'ye mahsus bir konu değil. Artı Türkiye'nin yaşadığı baskılarla beraber Türk dış politikası bu dar boğazları aşmak üzere mücadele yapıyor ki Sayın Hakan Fidan'ın MİT müsteşarlığından sonraki aldığı bu görev bana göre çok anlamlı ve kritik. Çok değerli, evet. çok kritik. Siz terör örgütleriyle uğraşıyorsunuz. Yani bu coğrafyada ayakta kalmak kolay iş değil. Bizim terörle mücadele aksında yürüttüğümüz krizlerle, pozitif gelişmelerle beraber bizim aynı zamanda Orta Asya gibi Türk teşkilatlarının kurulmasına önderlik yapan devletimizin oradaki ülkelerin ekonomilerinde ara ara hissetsek, bilsek, siz yani, Kırgızistan'ı mutlaka elinize tutacaksınız. Türkmenistan bugün evet. kapalı bir rejim. Türkmenistan düne kadar Türkiye'ye sıcak, hiçbir şekilde bak ilgi yani. Alakası yoktu. Ta ki Rusya ambargoyla karşılaşınca, düşünün, Türkiye Rusya ambargosuna katılmadı. Bu büyük bir başarıdır. Ve Avrupa Birliği, Amerika başta olmak üzere bu ambargonun çeşitli sebeplerle delinmesine bile fırsat vermezken, bak Türkiye burada özgür iradesiyle Rusya ile kurduğu bu mükemmel diyalogla dünyanın tahıl koridoruyla ilgili gıda noktasındaki yarasına da Türkiye liderlik yapıyor. Bunu kabul edelim değil mi? Evet, bu bakımdan Türk ekonomisinin yara aldığı, özellikle... Peki Putin'in eleştirisini haklı buluyor musunuz? Yani Afrika ülkelerine amaçlandı. Çok net, evet. doğru. Yani bakın Putin'in o açıklamasında o kadar net kendi açısından diye bakın. Üstelik bu insan oradaki fakir ülkelere gönderilen buğdayla ilgili konuşuyor. Bu açıklamasını doğru bulmayalım. Nasıl bu? Doğru bir ifade. Doğru, evet. Yani bunu bile Cumhurbaşkanımız yeni Ağustos ayındaki ikili görüşmesinde ben inanıyorum. Bu arada şu açıklamayı unutmayın. Beyaz Saray'dan gelen o bana göre sert ifadenin, Rusya'ya karşı kullanılan o ifadenin
aslında tahıl koridoruyla ilgili Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü diplomasiyi baltalamaktır. O doğru bir şey değildi. Siz Putin'e Beyaz Saray'dan emir verirseniz, emir vermeye kalkarsanız oradan netice alamazsınız. Aslında Recep Tayyip Erdoğan şu an yaşayan dünyanın lideri. Bakın evet. Bunu net ifade edelim. Çözümleri üreten, krizleri yöneten bir liderimiz var bizim. Lider faktörü Avrupa'da bitmiş, yok. Bakın İngiltere NATO'dan Avrupa Birliği'nden çıktıktan Brexit sonra %55 ile kamuoyu enteresandır. Yani ona bağladılar. %55 ile ben çıktım dedi. Hayır. Yani monarşinin olduğu Avrupa'dan bahsediyoruz. Doğru. Burada biz ülkemizin menfaatleri açısından Türkiye'nin makroekonomik dinamiklerini önce parçalamak, finans sektörüyle Türkiye'yi darboğaza sokup arkasından Türkiye'de kriz ve kaotik sürece geçerek seçimi böyle Erdoğan'a kaybettireceğiz diyenlere işte şamar gibi böyle Osmanlı tokatı gibi Türk halkı da çok güzel bir cevap verdi. Vallahi, biz Körfez ülkelerinden sadece Türkiye değil bakınız. Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, daha Fransa'nın düne kadar Kaddafi'nin parasını ne halde petrolünü aynen. nasıl kullandığını, Libya'yı nasıl sömürdüğünü gördüğümüz halde benim üzüntüm şu. Bizim ülkemiz kadim coğrafyada o tarihsel yani. Bağlarını evet. maalesef işte seçim döneminde Suriyeli göçmenlerle muhalefet kapı aralamaya çalıştı. Halbuki bakın o göçmenler dediğiniz insanları siz kendi ülkelerine sürseniz PYD'nin, YPG'nin, oradaki rejimin yani. Evet. elemanları olacaklar. Bunu okumak gerekir. Ama öncelikle Türkiye'nin alım gücü yani bizim gelirimizin... Şu anda en zor işlerde onlar çalışıyor. Evet, gelirimizin özellikle gayri safi milli hasıladan aldığımız payın bir defa reel ve net olması gerekir. Kesinlikle. Bir şey ilave etmek istiyorum. Şimdi bu özellikle tabii biz Türkiye açısından baktık da bir de Suudi Arabistan açısından bu ziyaretin anlamı nedir? Yani bu da çok mühim bir husustur şu bakımdan. Şimdi bakın Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'ın yaklaşık 1 trilyon dolarına el koydu. 750 milyar dolardı. Daha sonra o 920 milyar dolar olarak açıklandı. Petrol gelirlerini onların bankalarında tutuyordu. Suudi Arabistan bu paralarını isteyince dönemin Amerikan Başkanı Trump dedi ki bu ikiz kuleleri öldüren yani o terör eyleminde bulunan kişilerin büyük bir kısmı Suudi kökenli oldukları için dolayısıyla Suudi Arabistan bu işin içindedir ve orada öldürülen yani ölen 2000 insanların ailesine tazminat vermesi lazım. Yani o parayı aslında özene oturtmak için 1 trilyon dolardan bahsediyoruz evet, yani. Yaptı. Tazminata bakın. Dolayısıyla onlar açısından da onlar bu böyle bir tecrübeyi yaşadılar ve o para hala gitmedi ve daha sonra Trump hatırlarsanız şeye gitti, Suudi Arabistan'a gitti. Bin Selman'la kürenin önünde bir poz verdiler. Üstüne bir de 120 milyar dolar daha cebine koydu gitti. Silah anlaşması yaptı. Tam sömürge. Tam bir sömürge şeyi. Bu bakımdan yani sadece Türkiye açısından değil, Arabistan'ın da tabii yani. Körfez'deki ülkeler açısından da kazan formülü de var. Kazan evet. formülü yani Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün ifadesiyle win-win evet, şeyiyle dolayısıyla onlar açısından da çok anlamlıdır. Hem ekonomik açıdan çünkü Türkiye gibi güvenilir. Açılımlarını sağlayacak sonuçta. Güvenilir. Tabii artı ki. Bu ülkelerle hani tarihsel, kültürel bağlarımız var. Tabii ki. Bu bakımdan Türkiye hani yatırım açısından hem avantajlı hem de emin bir ülkedir. Bu bakımdan hani onlar açısından da bu çok Türkiye yatırım yapmaları onların da yararınadır. Bu olsun altını çizmek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir 10 dakikamız kaldı. Bu 10 dakika içerisinde iki tane önemli konuyu ele almakta fayda var. Kısa kısa alalım lütfen. Şimdi biraz önce bahsettiniz S-400'le başlayan süreçte ki siz de bahsettiniz Black Swan'la 1947'deki o anlaşmayla dolar bazlı anlaşmayla ortaya çıkan kara kuva etkisi dediğimiz Amerikan dolarının genel para birimi olması
Türkiye S-400'de bundan çıkmaya çalıştı. Rubleyle ödedi çünkü S-400'ü ve kriz ondan sonra ortaya çıktı. Bunun ekonomiksel anlamda özgürleşmesi altın bazlı ekonomiyi getirir mi? Ve Türkiye'nin yeraltı zenginlikleriyle beraber bu işte para politikası ve ekonomik politikalar, iki ayrı başlık aslında bunlar. Para politikalarıyla Türkiye bu darboğazdan geçerken kısmi ferahlamalarla yaklaşık 5-6 ay gibi bir süreçte istediği seviyeye getirecek midir ekonomiyi? Bu soru aslında kamuoyunda seçim öncesinde de muhalefet partilerine de çok soruldu. Siz geldiğinizde ne kadar bir sürede bunu düzeltirsiniz, yaparsınız vesaire. 300 milyar dolarla tabii hiç kimse böyle sihir gibi 6 ayda yaparız, 1 yılda yaparız diyemedi. Babacan bile 2 yıl gibi bir süre söyledi. Şimdi bakın, Türkiye'nin çevresinde yaşadığı o kadar büyük olaylar var ki neticede Ukrayna-Rusya savaşının Türkiye'ye olan zararını hiç kalemsel olarak konuştuk mu? Konuşmadık. Konuşmadık. O başlıklar çok ayrı. Yani sabah kadar gibi, konuşsak zaten tabii o gider. Suriye gibi, evet. Suriye gibi burnumuzun dibinde dün Irak, bugün Suriye, ülkeler yani dağıldı gitti. Yani, Libya. Evet, Libya. Hocamın dediği gibi Doğu Akdeniz'deki durum söz konusu iken bizim ekonomimizdeki darboğazda Türkiye'nin inşaatı Libya'daydı zaten. Tabii yani tabii tabii yani. Bakın, sadece bir ülkenin bile bizim ekonomimize verdiği zarar, Amerika'ya veya İngiltere'ye öyle bir zarar yok. Bakın, Suriye'deki fiili durumun en büyük ama en büyük zararı bizim ülkemiz. Bize ne kadar yardım ettiler? Efendim? 1 milyar dolar bile gelmedi. Yani yok, zaten vermezler. Şimdi burada Türkiye'deki ekonomi bana göre en iyimser şeyle söylüyorum. Böyle 6 ay gibi, 7 ay gibi, 1 yıl gibi bunu unutalım. Bu süreç 2-3 yılı alır. Yani siz enflasyonu yani %8'lere, yani %10'u ben çok şey görüyorum, masum görüyorum. %10 olursa çok iyi. Şimdi bu düzelmeyi siz hangi yeraltı, yerüstü zenginliklerinize yapacaksınız? Bizim işte bulduğumuz doğal gaz rezervleri falan orada da, bunları çıkaracaksınız. Sonra uluslararası piyasaya ve iç piyasanıza tüketim olarak sunana kadar o da bir süreç istiyor. Bunlar en az 2 yılı alacaktır. Ta ki bizim 2008-2007-2011 arasındaki banda dönebilmemiz için bizim 2-3 yıla net bir ihtiyacımız var. Ama eğer Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sefer, yani en azından ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni ekonomik kadroya verdiği bir özgürlük, yani onlara sunduğu o zeminde yeni onların kafasını karıştıracak veya orada bir ufak tefek krizlerin oluşabileceği, işte Merkez Bankası'nda yaşadık biliyorsunuz. Bu tür şeyler olmazsa, sürprizler olmazsa olmaz. Ki inşallah evet. Olmaz. Bazen oluyor, insanın olduğu yerde bazı sürprizler her şey olabilir. Olabiliyor diyorsunuz. Fakat evet. Yeni yönetim, yeni ekonomi yönetimimiz gerçekten dünya piyasasında, yurt dışı, İsim. Uluslararası evet. Sermayede de karşılığı olan bir kadrodur. Bu Allah işi hızlandırır. Çok zor. Bakın, bu işi İşimdir. Hızlandırır. Evet. Ümidim de bu. Yalnız Orta Asya'ya bir ufak bir şeyle sözümü tamamlamak isterim. Bakın, şu an Rusya'ya uygulanan ambargodan dolayı bütün Orta Asya'nın yeraltı, yerüstü zenginliklerin hepsi Türkiye üzerinden. Şimdi Trakya tarafında biliyorsunuz Rusya'nın inşallah doğalgazı bir merkez olarak oluşturacak, Türkiye'yi bir merkez haline getireceği büyük bir projesi var. Bu projeyle beraber Rusya'ya uygulanan ambargonun da Türkiye tarafından kabul edilmemesiyle beraber bu pozitif gelişme Türk ekonomisine bir ivme olarak ciddi bir katkısı olacaktır. Çünkü Rusya bizim kadim coğrafyamızın, Orta Asya'daki o Türk teşkilatları dediğimiz ülkelerin bütün yeraltı yerüstü zenginliklerini yurt dışına pazarlayan bir ülke. Bu da bizim için bir artı. Kesinlikle. Suriye noktasında ben artı diyemiyorum. Suriye'nin yükü var Türk ekonomisinin sırtında. Bunu kabul edelim. Onu da yavaş yavaş ama Rusya, Ukrayna savaşındaki o negatif eğilimin en azından Rusya'ya uygulanan ambargonun Türkiye tarafından kabul edilmemesiyle doğan pozitif gelişme de bizim ekonomimize çok büyük katkı İnşallah sağlayacaktır. İnşallah şunu da söylemekte fayda var. Bu geçiş sürecinde iki önemli başlık üzerinde biraz daha ciddi ve sıkı çalışılırsa en azından vatandaşa yansıması
konusunda biraz rahatlama sağlayacaktır. Bugün zaten Sayın Şimşek'in tasarruf tedbirleri noktasında kamu kurumlarında genelgesi yayınlandı. Bir seferberlik var aslında. Bir seferberlik var. Vergi adaleti ve denetim boyutunun da çok ciddi anlamda sıkılaştırılması, fırsatçıların da önüne geçilmesinde büyük fayda sağlanacaktır. Sizler özellikle bu ekonomik politika noktasında Gaye Hanım ve Mehmet Bey'in çalışmalarının sonuçları için ne kadar bir süreç öngörüyorsunuz? Aşağı yukarı ekonomistleri ortak olarak söylediği şey, yani bu iş biraz önce Hayati Bey'in de ifade ettiği gibi en az 1,5-2 yıl en iyi iyimser olduğunu söylüyorlar. Şimdi Mehmet Şimşek ve Gaye Hanım işin finans kısmı hakkında hakikaten kendini ispatlamış. Dünyada da bilinirliği olan, saygın insanlar. Ancak ekonomi, kabul edelim ki sadece finans sistemiyle dönecek bir alan buzdolabına bakıyor direkt. Çünkü ekonominin çok farklı dinamikleri var. Bu dinamiklerinin en önemlisi de öğretimdir. Dolayısıyla bizim Türkiye'nin evvela bu ekonomiyi sağlıklı bir, istikrarlı bir yapıya oluşturabilmek için en başta mesela siyasi istikrar, o var çok şükür. Fakat ikinci ayağı da öğretimdir. Öğretime dayalı bir ekonomik sistemi hayata geçirtmek lazım. Özellikle katma değeri yüksek olabilecek, evet. Özellikle katma değeri yüksek ürünler öğretmek. Çok somut bir örnek vereyim. Bakın, biz Almanya'ya mesela tekstil ihracat ediyoruz. Adam sana bir tane nakış makinesi satıyor 1 milyon euroya. Sen kaç yüz bin tane gömlek dikeceksin ki adamın bir tane nakış makinesinin şeyini çıkartasın. Bu bakımdan Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde bu katma değeri yüksek teknolojik ürünlere yönelmesi büyük bir önem arz ediyor. Bu konuda benim almış olduğum bilgilere göre ciddi çalışmalar var, ciddi projeler var. Fakat bu çalışmaların realize edilmesi, ekonomiye bir katkı sağlanması da bir süreç, zaman alacak, bir zaman işidir. Dolayısıyla sabırlı olmak lazım. Mehmet Şimşek Bey'in de ifade ettiği gibi devlette nasıl ki tasarruf gidiriliyorsa, bizi izleyen iş adamlarımız, halkımız, vatandaşımız da aslında tasarruf yapmalarında fayda vardır. Çünkü bizi hakikaten bekleyen bir iki yıl zorlu bir süreç var. Bu süreç İsrafın içerisinde önüne geçsek aslında biraz daha rahatlayacağız. Evet, temel temel ihtiyaçların dışında mümkün mertebe herkes harcamalarına dikkat ederse, ama ben önümüzdeki süreçte bu süreçler atlatıldıktan sonra Türkiye'yi çok iyi günlerin beklediğini düşünüyorum. Aslında yani doğalgaz, mesela Karadeniz'deki doğalgazın rezervi anlatıldığı kadarıyla 1 trilyon civarındadır. Bakın, bu ekonomiye kazandırıldığı zaman Türkiye'nin toplam cari açığı ve dış borcu ile birlikte hesapladığın zaman 700 milyar doları bile bulmuyor. Tamam. Bu bakımdan hem Karadeniz'deki doğalgaz, hem de işte Güneydoğu'da Katu Dağı'nda yeni bir keşif yapıldı. Şırnak'ta keza aynı şekilde bu oradaki petrollerin de ekonomiye kazandırılması ve katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin de realize edilmesiyle birlikte Türkiye'yi çok iyi günlerin beklediğini öngörebiliriz. Hatta öngörü değil, aslında bu konuda çok somut projeler, somut adımlar var. Dolayısıyla bu süreç içerisinde birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etmek ve harcamalarımıza dikkat etmek önem arz eder. Kesinlikle. Bu arada son dakika gelişmesini de aktaralım. Zelenski Ukrayna'dan Sayın Cumhurbaşkanı ve Guterres'te bir telefon görüşmesi yapmış. Tahıl koridoruyla mektup yazmış. Özür dilerim, mektup yazmış. Tahıl koridoruyla ilgili, konuyla ilgili gelişmeler de devam edecek. Şimdi efendim son birkaç dakika içerisindeyiz. Başa döneceğim. Birkaç cümleyle kısa kısa mesajlarınızı alacağım. Benim kendi düşünceme göre FETÖ'yle mücadele noktasında en temel nokta aslında
vatandaşın dinini koruyabilmesi, inancının gerçek boyutta nasıl yaşanacağını öğrenmesi ve bu yaşanacak iman konusunda da sağa sola kendisini kaptırmadan FETÖ'nün gerçekte kime hizmet ettiğini öğrenmesi ve dinden nasıl çıkıldığını da görmesi gerekiyor. Yani İslamiyet'i doğru bir şekilde öğrenip yaşadıktan sonra FETÖ ile mücadele aslında tam anlamıyla hakkını bulmuş gibi görüyoruz. Mehmet Bey, ağzınıza sağlık. Gerçekten özet bir cümle kurdunuz. Bizim öğreti olarak yani kendi dinimizi bu tarz insanlardan devletimiz varken biz bu kişilerden nesil olarak yani nüfus olarak bu insanların etkisinde kalarak bunlar Allah'la yani gökle kul arasında bunların varlığı, bunların varlığıyla da siz bir kişilere taparcasına din öğrenilmez. Dinde öğretide böyle bir şey yok. Hele evet. Bizim dinimizde bu zaten yasak yok. Fakat burada devletimiz yepyeni bir döneme giriyor. Şimdi siz FETÖ'yü hayatımızdan çıkardıktan sonra sözün arasında Mehmet Bey söyledi. Onlar çıktıkça Türkiye daha özgür, daha bağımsız kararlar vermeye başladı Türk devleti. Kesinlikle. Şimdi bu açıdan bizim neslimizin yani yeni neslin X, Y, Z diyerek harfler takarak bu gençlerin önüne başka şeyler getirerek LGBT'ciler vesaireler aslında FETÖ'nün öğretilerinin ne kadar boş olduğunu ve bu öğretilerin içerisinde gerçek İslamiyetle ilgili bizim öğrenmemiz gereken temel İslami kurallarla ilgili bu insan hiçbir öğretide bulunmamış. Yani bunun hayatımızdan çıkmasıyla devletimiz bir an önce İslami düşüncenin, fikriyatın gerçek boyutuyla hanelerimize, gençlerimize, evlatlarımıza, çocuklarımıza bunlar nakkaş nakkaş verilmeli. Aslında ekonomideki çözüm de bir noktada bu. Belki israfın da önüne geçilmiş olacak. İsraf siz, çünkü haram. Siz, yani siz bakın FETÖ'nün öğretileri inşallah bir gün ileriki dönemde bu süreçte siz Cumhurbaşkanımızın yeni bir sayfa açacağını ben söyleyebilirim. FETÖ ile mücadelenin yeni aksı başlıyor. Aynen. Yani aynen. Burada eğer FETÖ'nün tahrip ettiği her ailede bireyler var ve bu travmaları bizim söküp atabilmemiz için gerçeğe dönüş, bakın Elmalı Hamdi Yazır'ı meallerine bir bakın okuyun, bizim onca alimlerimiz eserleri, varlıkları ile beraber önümüzde dururken FETÖ tek el gibi bütün tarikatları, cemaatleri ele geçirmiş, tek liderim demiş ve bu insanın öğretileri diyorum çok çirkin. Bizim bundan kurtuluşumuzun tek ve tek çaresi doğru şeyleri öğretmekten geçer. Kesinlikle. Yani burada bir hususa ben özellikle dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bu FETÖ nasıl böyle bu hale geldi? Şimdi burada da özellikle ben izleyicilerimize 2002 öncesi Türkiye'yi hatırlatmak isterim. Bakın bu memlekette namaz kılmak adeta bir suç sayılıyordu. Evet evet, yasak bir şekilde kılınıyordu. İnancı gereği başını evet. Kapatan insanlar sadece üniversiteler değil kamu kuruluşlarına hatta hastaneye bile gitmiyordu. Almadılar. Bakın evet. Bir o 28 evet, Şubat döneminde bilinçli bunlar, bir bunlar. Şimdi böyle olunca işte FETÖ gibi böyle illegal örgütlere zemin hazırlanıyor. Aynen öyle. Dolayısıyla yani bir olayı değerlendirirken onun aslında çok farklı bir bakış açısı tabii ki kendi şu anda, kendi yani. Şartları içerisinde değerlendirmek lazım. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki FETÖ'nün siyasi ayağını biz ortaya çıkaracağız. Siyasi ayağı bana göre FETÖ'ye zemin hazırlayan, dine ve dindarlara baskı yapıp insanları FETÖ'nün kucağına iten zihniyet FETÖ'nün siyasi ayağıdır. Ağzınıza sağlık. Gerçekten ağzınıza sağlık. Çünkü bu bakış açısını ortaya koymak çok çok önemli. Siz zemin hazırlarsanız yani bu şeye benziyor. Fareye peynir koyarsanız fare oradan geçer. Yani sonuç olarak bunu bir tuzak olarak yapmazsanız o ayrı bir netice. Ama bir şey mesela tabii, ilave etmek isterim. Bakın
AK Parti'nin daha yeni iktidar olduğu yıllardı. Bir ismi lazım değil. Yani yıllarca medyada olan biri, sektörde, evet. Bağcılar'da bir lisede, bakın Bağcılar'da bir lisede, bir merdivenin altında, köhne bir yerde iki tane genç kartun namaz kıldığı için döndere döndere bunu Türkiye'ye gösteriyor ve sanki bu gençler orada uyuşturucu içmiş, haşa. Ulan bunlar namaz kılmış. Allah, bu memleket Müslüman yani. Bir ülkedir. Evet yani. Şimdi biz böyle bir Türkiye'den bugünlere geldik. Dolayısıyla işte bunun da kıymetini bilmek gerekiyor. O, hem kıymetini bilmek lazım hem de hangi süreç FETÖ'yü böyle büyüttüğünü hatırlamak lazım. Kesinlikle o asansördeki sahneyi de seyircilerimiz 15 Temmuz noktasında birçok kez yayınlandı. Sayın Erdoğan'ın FETÖ'nün anlaşıldığı boyuttaki, FETÖ'nün Erdoğan'ı anladığı boyuttaki o ifadeleri de tekrar tekrar çocuklarına izletmesinde büyük fayda var. Efendim ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Bizim için güzel bir programdı. Umarız seyircilerimiz için de güzel bir program olmuştur. Eyvallah, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler, Bir Gündem Özel'in daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.